Herkese merhaba buralar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte gökyüzü adalarını ele geçirmeye devam edeceğiz. En son buradaki maden adasını ele geçirmiştik. Bugün ise yepyeni bir yere gidip orayı da ele geçireceğiz. Ama ondan önce acaba küçük bir adaya mı gitsek yoksa büyük bir adaya doğru mu gitsek? Şuraya da gidebiliriz. Nereye doğru gitsek acaba? Şuraya doğru gidelim mi? Oradan gelince de bu tarafa doğru gitmeye başlayalım. Ama yok, bir dakika, buraya gidelim, buradan oraya doğru geçmeye başlayalım. Üzerimizde zaten yeterince taşımız var, bu taşlarla oraya her türlü gidebiliriz. Luffy bir dakika, sen gelmemelisin dostum. Burayı ele geçirirken şimdi onunla ne yapacağız? Ondan sonra gidecek, saldıracak, ondan sonra içeride ölecek. Ondan sonra Luffy'ye mezar yapmak zorunda kalacağız. Şöyle gidelim şuradan. Hemen geldik zaten, üzerimizdeki taşlar her türlü oraya gitmek için yeter. Şuradan şöyle, bayağı topladık zaten, taşa ihtiyacımız olursa artık taş makinesiyle uğraşmayalım. Direkt gidip buradan toplayalım. Şöyle şuradan şuraya geldik mi? Şuraya şöyle bir kapı yapabilir miyiz? Şuradan şöyle, işte bu, işte bu, işte bu, tamamdır. İçeriye girmeden önce üzerimizi bir boşaltalım. Üzerimizi boşalttıktan sonra ne yapacağız? Şöyle Luffy'yi de oraya götürelim. İçerideki eşyaları alabilirim değil mi? Şuradan elmaslara koy, kaç tane oldu? 8 tane elmasımız oldu. Altınlara koy. Şu demirleri buradan pişirmeye başlayalım şöyle. Demirleri pişirelim, bu üzerimizde dursun, bunu atar. Şunları, şunu koy, bunu koy. Tamamdır. Başka da kalkanımız var. Şu ağaçlar da buraya koy gitsin. Yayı kullanırız. Şunu buraya koyduk. Oo, elmaslardan o zaman neyimiz eksik ona bir bakalım, ona göre. Şapkamız ve ayakkabımız eksik. O zaman ne yapacağız? Kendimize bir tane kask yapalım değil mi? Şöyle kaskı şuradan şöyle yaparsak muhteşem. Bunu takalım şimdilik şöyle kafamıza. Evet, bunu tak. Fazlalıklar burada dursun. Demirler piştikten sonra da ne yapacağız? Altınları koyarız değil mi? Şunları bir yere atalım. Tecrübelerimiz artsın birazcık daha. Zaten 20 tane olmuş, şöyle attık 20 tane, işte bu. Artık geri oraya doğru gidip orayı ele geçirebiliriz. Luffy de burada otursun. Artık kaskımızı da yaptığımıza göre oraya gidip orayı ele geçirebiliriz değil mi? Şöyle gidelim. İçeriye ele geçiremeyecek miyim zannetmiştiniz ha? İçeride okçular var, bir bakalım bir. Şu kapıyı açsak acaba dışarı çıkarlar mı? Burayı her türlü ele geçirebiliriz. Şöyle şuradan şöyle bir merdiven yapmaya başlayalım. Buranın bir çatısına çıkalım. İşte bu. Çatısında sandık var mı? Şöyle şurayı aç. Tamamdır. İçerisi direkt aydınladı. Bunlar artık yanacak. Aha, ok attı be direkt. Bir dakika, İçeriye atacak bir şeyimiz yok. Şurayı da açalım, burada aydınlansın. Oo, yanmaya başladılar. Tamamdır, bu kadar aydınlık onlara her türlü yeter. Şöyle şurayı da açtık mı artık her türlü yanarlar. İşte bu. Şöyle bir dakika, biz şimdi nereden gireceğiz? Kapıdan girebilir miyiz? Yemeğimiz var zaten. Yemek yiyelim. Bunlar yanarken içeriye elde edeceğiz ama acaba büyücü de yanıyor mu ışıkta? Büyücü yanmıyor galiba. Karpuzları boşa harcadık. Arkamızı şöyle bir kapatalım. Ok attıklarında aşağıya düşmeyelim. Ok attıklarında aşağıya düşebilir. Şurayı aç şimdi şöyle. İşte bu. Bir dakika, buradan düşer miyiz? Düşmeyiz. Burada, aha, bu nedir be böyle? Şurayı kır bir. Oo, içeriye ele geçirmeyi başarıyoruz. İçeriye ele geçirmeyi başarıyoruz. Dağıtmaya başladık. İçeri, ah be, şu küçükler gelmeye başladı. Baksanıza şu küçüğe. Oo, bunlardan bir sürü geliyor. Demek ki bunların da spawnları var. Birbirlerini zehirlemeye başladılar. İşte bu. İçeriği çok rahatlıkla ele geçirebiliyoruz. Şöyle burayı bir ele geçirelim. Büyücüler büyü atacak. Büyücüler büyü atmadan şurayı da şöyle kapatırsak. İşte bu, şurayı bir kır. Tamamdır. Kapıyı açalım, bunları indirelim. Bunları indirelim. Buraya geri kaç, geri kaç. Çok fena zehirlendik. Bir dakika, şöyle birazcık uzaklaşalım. Şu 4 tane taşımız kalmış. Onlarla da şurayı şöyle kapatalım. Canımız çok azaldı. Yemek yiyelim, tekrar hemen çoğalsınlar. Büyücülerin olduğu yere girmesi gerçekten çok zor olabiliyor şöyle. Onlar zehirlendiği için canımız düzeldiği anda içeriye girip onları öldürebiliriz. Yoksa yarım kalbimiz var, direkt ölebiliriz. Bir dakika, birazcık daha yemek yesek mi acaba? Üzerimizde başka yemek var mı? Bayağı varmış. Aynen be, şunu da şuraya koyalım, yedek dursunlar. Tamamdır. Canımız artmıyor galiba, bir tane daha yemek zorundayız. Yiyelim, artsın iyice. Karpuzumuz var mı? Orada iki tane karpuzumuz olmuş. Şöyle, işte bu. Bunları her türlü indiririz. Tamamdır. Ah be, zehirlenmeyi başardık tekrardan. İşte bu. Bu neden ölmüyor be? Bir dakika, bir tane daha yiyelim şöyle. Evet, içeriye her türlü ele geçireceğiz. Tamamdır. Zehir yemeden bunlar, ah be, ok yedik bu sefer de. Muhteşem. Bunlar neden ölmüyor? Acaba spawn mı oluyorlar? Bir tane kaldı. Bir tane kaldı. Onu da indirirsek içeri dalacağız. Onu da indirirsek içeri dalacağız. Ah be, bu ölmek bilmiyor. Okçuya bakar mısın? Okçuya durmadan ok atıyor. İşte bu. Zehirleneceğiz, zehirleneceğiz. Evet. İşte bu, içeri girebiliriz artık. Bir dakika, giremiyoruz. Giremiyoruz. Geri kaç, geri kaç. Canımız çok azaldı. Ok yersek biz biteriz. Hemen spawn olmadan onlar tekrar gireceğiz. Yanımızda olsun tekrardan. İçerisi zaten aydınlık olduğu için galiba spawn olmuyorlar zaten.
Ok attıkları anda biz biteriz. Çıkamıyor musun dışarı ha? Evet, indirmeyi başardık. Yemek yiyelim. Canımız neden dolmuyor be? Sürekli canımız tekrar azalıyor. Canımız fullenene kadar bekleyeceğiz bu sefer. Evet, baksanıza canımız tekrar hemen azaldı. Uuu, bir tane daha azaldı. Tekrar yiyelim. Yemekten yana zaten sıkıntımız yok. Orada tarladan yaparız. Şöyle işte bu. İçeride okçu var mı hala? Gel buraya. Uzakta bekliyor. Baksanıza içeri girip onu dağıtalım. Şimdi şurada spawner gördüm. Bunu bir kır. Kazmamız bitmeden kırabildiğimiz kadar kıracağız. Şunu da kır. Bir tane de örümcek varmış. Başka da spawner yokmuş galiba diyecektim. Varmış burada. Ne varmış bu? Okçu mu acaba? Başka var mı? Başka da yok. 3 tane spawner varmış içeride. Tamamdır. Okçu, zombi. Sandığın içinde bir sürü yemeğimiz oldu tekrardan. Bundan oldu. Çakmak taşımız var. Ve keskinlik. Oo, büyüğümüzde keskinlik zaten 3 var. Bunda basarsak acaba 4 olur mu? Buradan gidelim artık. Şurada suyumuz varmış. Bunu alabilir miyiz? Kovamız yok ama. Bunun içindeki suyu tarlamıza götürelim. Şurayı bir açalım bakalım altından. Aha! İçinden elmas bulmaya başladık. Elmasları bulalım, kendimize ayakkabı da yapalım. Oo, bir tane daha bulduk. Başka var mı? Şöyle kazmaya devam edelim. Oo, demir de bulduk. Demiri nasıl alacağız? Şöyle yaparsak demir alabilir miyiz? Ah be, demir alamadık. Aşağılara gitti. Şöyle kazmaya devam edelim. Elmasları bulduk. Başka elmas bulabilecek miyiz? Bu demiri alabiliriz ama. Şöyle. İşte bu. Oo, burada ne var? Bakın huni var. Muhteşem. Bir dakika, bu huniyi nasıl alacağız? Bu huniyi her türlü almamız gerekiyor. Şöyle yaparsak huniyi alırız, kendi adamıza götürürüz. Aynen. Tamamdır be, huniyi almayı başardık. Adamıza götürüp taşları bunun içine biriktireceğiz. Şöyle bir bakalım başka elmas bulabilecek miyiz. Şöyle bir kazalım burayı iyice. Hem de taş toplayalım yeni adalara gitmek için. Şöyle bakayım, burada da yok. Şuralarda. Burası zaten altı boşluk. Evet. İki tane elmas bulduk, başka bulamadık be. Şöyle. Aha, kazmamız bitti. Olamaz böyle bir şey. İşe yaramaz şeyler varsa buraya koyalım. Şunu koy gitsin. Bunu koy. Örümcek gözü. Çakmağımız oldu. Şeker burada dursun. Artık gidebiliriz. Bir dakika, nereden çıkacağız? Şuradan çıkacağız. Şunları bir kır bakayım böyle. Tamamdır, buradan gidiyoruz artık. Kapı ters açılıyor be. Şimdi taş makinemizin altına huni ile sistem yapmamız gerekiyor. Bir dakika şimdi. Demirlerimiz pişti mi? Demirler piştiyse demirden bir kazma yapalım öncelikle kendimize. Çünkü neden? Kazmamızı bitirdik. Evet, şöyle. Bir tane koyarsak olabilir şuradan. Şöyle kazma, iki tane yapacağız değil mi? Şöyle iki tane. Kazmamızı yeniledik. İki tane daha elmasımız oldu. Elmaslar kaç oldu? 5 oldu. Ayakkabımızı elmastan yapabiliriz artık. Aynen. Elmasları buradan bir alalım. Şu altınlar pişmeye başlasın şurada. Altınlar pişerken elmaslarla bir tane ayakkabı yapalım kendimize. Evet. Ayakkabımızı da yaptığımıza göre şunu koy buraya. Üzerimizdeki diğer ayakkabımızı da koyalım. Uuu, muhteşem oldu. Göğüslüğümüz kaldı sadece. Onu da elmastan yaparsak muhteşem olacak. Evet. Ayakkabı nerede? Ayakkabıyı da koydum. Şimdi bu huniyi nasıl yapmamız gerekiyor? Kovamız var mı? Lava bir alalım oradan. Aynen. Şuradan lava bir alalım. Lava akmasın oraya doğru. Evet. Şöyle. Lava al buradan. Şimdi lava sandığımıza geri koyacağız. Bir tane de sandığımız var burada. Bu sandığı da alacağız. Şuradaki taşı kıracağız. Çekil bakalım oradan. İnek de geldi, tam taşın üzerine durdu. Evet. Şöyle. Hatta bir kovamız varsa suyu da alalım. Bir dakika. Suyu da alırsak muhteşem olabilir. Boğamız başka yokmuş, demir harcamayalım. Şöyle şurada taş oluştuğuna göre şurayı da kıracağız. Çekil bakayım buradan. Şöyle burada taş oluşuyor değil mi? Şöyle şuraya sandığı koyacağız. Evet. Huni nerede? Aha, huniyi buraya koyarsak olmaz ki, doğru. Baksanıza huni acaba buna bağlandı mı aşağıdan? Taş burada mı oluşacak? Oluşmaz ki o zaman. Şurada taş oluşması gerekiyor şöyle. Oo, buraya akmayacak lav. Yanlış yaptık. Bir dakika. Lav nerede? Burada. Eğer tam üzerinde oluşursa muhteşem olabilir ama tam üzerinde oluşmayacak. Kıralım bir. Oluşuyor. Tamamdır, bir bakayım. Aynen. Hem de çok hızlı şekilde oluşabiliyor. Sandığın içine gidiyorsa olabilir. Şöyle bir bakalım, sandığın içine mi gidiyor? Aynen şöyle. Aha, sandıkla birleşmemiş. O zaman sandığı buradan geri alacağız. Baltamız nerede? Baltamızla şöyle sandığı buradan geri alalım. Evet. Şimdi sandığı bir tık daha alta indirmemiz gerekiyor. Şurayı da kırarsak. Şöyle kıralım burayı. Buranın üzerinde bir şey var mı? Yok, şurayı da kır. Aşağıya düşmeyelim şöyle. Evet. Sandığı buraya koyarsak birleşir mi acaba sandıkla? Sandığı buraya koyarsak hiç olmaz o zaman. Mecburen ne yapacağız? Sandığı direkt yanına koymamız gerekiyor. Aynen, şuraya koyarsak olur mu? O zaman öyleydi zaten. Şunu kır. Sandığı bunun altına koyacağız.
Bakın sandığa geçmeye başladı. Aynen sandığa geçti. Ama sandığa biz nasıl ulaşacağız? Ah be, sandığa ulaşamayız ki. Sandık bizim görebileceğimiz bir yerde olması gerekiyor. Yanına koyduğumuzda direkt olması gerekiyor aslında. Geri al bunu. Evet, sandığımızı aldık. Sandığı şuraya koyarsak her türlü olması gerekiyor. Şimdi deneyelim. Evet, 8 tane vardı içinde değil mi? Şöyle. Neden olmuyor ki? Bir bakayım. 8 tane vardı. Aha. Hiç olmuyor. Yine hunun içinde birikmeye başladı. 4 tane daha birikti. O zaman bunu buradan alacağız. Mecburen altına koyacağız. Aynen. Şöyle şurayı kır. Buraya oda yapacağız. Şuraya sandık odası. Sandık burada duracak. Biz nereden ineceğiz? Biz buradan merdivenden böyle indiğimizde şuradan şurayı düzleyelim. Aynen, merdiven burası. Buradan böyle indiğimizde burayı düzleyeceğiz. Şuradan da sandığa ulaşacağız. Aynen, şuraya taşları koymaya başlayalım. Şuraları da kapatırsak şöyle. İşte bu. Tamamdır. Burası olmaz. Buraya bunu koyacağız mecburen. Bulduğumuz suniyle muhteşem şekilde yapmayı başardık. Buradan taşları kırdığımızda buradan böyle geleceğiz ve buradan sandıktan toplayabileceğiz. Aynen. Muhteşem oldu ve bunu da yaptık. Huni bulmamız çok güzel oldu. Şimdi yeni bir adaya doğru gidebiliriz. Şuraya doğru yol yapmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde adaları ele geçirmeye devam ediyoruz. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.